Değerli arkadaşlar, 16 saat boyunca neler yapacağız? Çok hızlı, genel hızlı bir özet baştan aşağı, sonra konu konu tek tek soruları analiz ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Çıkmış sorular, çıkabilecek sorular üzerinde analizler yapacağız ve çıkması muhtemel konular nelerdir? Bunların üzerine tahminlerde bulunacağız arkadaşlar. İlk dersimizde giriş, temel konular, kavramlar, iş sağlığı güvenliğinin tarihçesinden çok hızlı bahsedeceğiz. Bölüm 1 itibariyle mevzuata başlayacağız. Hep söylediğimiz gibi bütün gruplarda A, B, C sınıf iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli, bütün gruplarda sorularımızın 50 sorumuzun en az yarısı, 25 tanesi en az yarısı, iş yeri hekimlerinde DSP'lerde 50 sorunun 25 ila 30'u, iş güvenliği uzmanlarında 30 ila 35'i, hatta bazı gruplarda A ve B gruplarında 36-37 soruya kadar mevzuattan geldiğini söylemiştik. Bölüm 1'de mevzuata başlayacağız. Anayasayla beraber temel hukuk ve normlar hiyerarşisi diyeceğiz. Buradan bir soru kesin bekliyoruz. İlk kitapçımızın ilk sorusu buradan olacak. Bölüm 2, 3 ve 4'te önemli 3 tane majör kanunumuz 5510, 4857, 6331 değerli arkadaşlar. Bunlara çok hızlı özet yapacağız. Anahtar özet, nokta atışı yerlerle soru çözerek, soru analizleri yaparak devam edeceğiz değerli arkadaşlar ki sadece bu kanunlardan da en az toplamında 5, 6 bazen 7, 8 bandında sorumuz olacak. Daha sonra yönetmelikler ki mevzuatın en yoğun kısmı bu olacak. Yaklaşık 40-45 tane yönetmeliğe hızlı bir şekilde baştan aşağı özet, soru çözümleri, çok kısaca tebliğlere değineceğiz. Daha sonra teknik ve genel İSG konuları ve sağlık konuları. Burada iş güvenliği uzmanı adaylar için, ABC grupları için burada tabii teknik ve genel İSG konuları biraz daha yoğunlukta, ağırlık vereceğiz. Fakat iş yeri hekimi adaylarına ve diğer sağlık personeli adaylarına sağlık konularına ağırlık vereceğiz. Son bölümde de artık son 2 saatimizde de soru çözümü, bol bol soru analizi yapacağız. Ve biraz sınav motivasyonu, sınava dair nelere dikkat etmeliyiz, bu sınavı nasıl başarabiliriz, bunları hızlıca değerlendirmiş olacağız değerli arkadaşlarım. Tehlike ve risk kavramları önemlidir. Günlük Türkçe'de günümüz dilinde kullandığımız tehlike ve risk kavramlarının anlamı dışında biz iş sağlığı güvenliği literatüründeki tehlike ve risk anlamlarını farklı yorumluyoruz arkadaşlar. Bu tehlikenin ve riskin yönetmeliğimizde tanımları var. Onu ilgili yönetmeliğe geldiğimiz zaman o yönetmelik bağlamında değerlendireceğiz. Fakat genel iş sağlığı güvenliği terminolojisi içerisinde tehlike zarar verme potansiyeli olan her şeydir arkadaşlar. Bakın tehlike tanımını düşündüğümüz zaman çok geniş bir kavramda, geniş perspektifte düşünebiliriz. Elektrik, yangın, yüksekte çalışma, gürültü, titreşim, gazlar bunların hepsi zarar verme potansiyeli olan şeylerdir ve bunlar tehlikedir değerli arkadaşlar. Risk ise artık tehlikenin zarara dönüşme ihtimalidir. Risk bir ihtimaldir değerli arkadaşlarım. Örneğin yüksekte çalışma sonucu yaralanma, düşüp yaralanma ihtimali, değil mi? Elektrikli çalışma sonucunda elektrik çarpmasına bağlı olarak bir kaza, bir zarar görme ihtimaline biz risk deriz. Yani tehlike sebep, risk ise bir sonuçtur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Böyle öğrenmekte fayda var. Yani çok fazla, çok basitmiş gibi geliyor ama bir soru geldiği zaman birçok adayım yanlış yapıyor ve maalesef hani bir iki soruyla da sınavı kaçırdığı olabiliyor. Bakın bir tane örnek soru çözelim. 2021 Mayıs'ta diğer sağlık personeli adaylarına tehlike ve risk ayrımından hareketle 3 tane önerme verilmiş. Bunlardan, bu durumlardan hangileri tehlikedir diye sorulmuş. Hangileri tehlike? 3 önermemiz var. Tehlikeleri arıyoruz. 1. Kapağı açık bırakılan elektrik panosunda açık uçlu elektrik kablosu bulunması. Evet, bir pano var, kapağı açık. Orada çıplak ucu açık bir kablo var, elektrik kablosu var, değil mi? Bakın henüz zarara dönüşmemiş, kimseye zarar vermemiş değerli arkadaşlarım. O tek başına orada bir potansiyel tehlike olarak duruyor. 1. Bizim için bir tehlikedir. 2. Elektrik panosundan yangın çıkması. Bakın panodan yangın herhangi bir sebeple bir ya da birkaç farklı tehlikeler neticesinde bir zarar ortaya çıkmış, yangın çıkmış artık, değil mi? Bunu yani tehlikeyi gibi yorumlayamayız. Artık sebep sonuçlanmış. Tehlike artık zarara dönüşmüş, değil mi? 2'yi tehlike olarak yorumlayamayız. 3. Çalışma ortamında yerde düzensiz kabloların bulunması. Bakın hala potansiyel kablolar yerde. Henüz bir zarar yok, değil mi? Onun için biz değerli arkadaşlarım 1 ve 3'ü, 1 ve 3'ü tehlike olarak kabul edebiliriz. Soruda bize hangileri tehlikedir diyor. C şıkkı 1 ve 3 doğrudur, tehlikedir. Fakat 2 nolu önerme, elektrik panosunda yangın çıkması bizim için tehlike değil, artık tehlike sonuçlanmış ve riske dönüşmüştür değerli arkadaşlarım. Bu soruda bu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Tehlike, zarar verme potansiyeli, risk, tehlikenin zarara dönüşme ihtimalidir arkadaşlar. Tehlike sebeptir, risk sonuçtur değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım, kontrol hiyerarşisi, bakın bir hiyerarşi daha geldi karşımıza. Bu değil mi? Hiyerarşi meselesi önemliydi. ÖSYM seviyordu bu hiyerarşileri. Neydi? Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi vardı. Oradan bir soru gelebilirdi. Bizim ney vardı? Mevzuatımızın, hukukumuzun yazılı kaynakları değil mi? Anayasadan başlayarak yukarıdan aşağı doğru normlar hiyerarşimiz vardı değil mi? O da önemliydi. Oradan da bir soru gelebilir. Şimdi karşımızda kontrol hiyerarşisi var değerli arkadaşlarım. Biz tehlikeleri iş yerlerinde tespit ettik. Değil mi arkadaşlar? Tehlikeleri tespit ettik ve bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için, bu tehlikeleri ve riskleri bertaraf etmek için, ortadan kaldırmamak için, bunları kontrol altında tutmak için belli bir hiyerarşimiz var. Yukarıdan itibaren en etkiliden en az etkiliye doğru mümkünse tehlikeyi ortadan kaldıracağız. Çünkü tehlike yoksa risk de yok değil mi arkadaşlar? Yani eliminasyon diyeceğiz biz ona, en geçerli yöntemdir. Değiştirme, ortadan kaldıramıyorsak tehlikeyi, yok edemiyorsak tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla ya da tehlikeli olmayanla değiştireceğiz. Biz buna ikame diyeceğiz. Daha sonra mühendislik kontrolleri değil mi? Çalışanların tehlikeden izole edilmesi ilgili teknik önlemler, mühendislik kontrolleri yapacağız. Onun altında idari kontroller, daha çok çalışma saatleri ve düzenlenmesiyle ilgili, bakın, idari önlemler, mühendislik kontrolleri teknik önlemlerdir. İdari kontroller daha böyle çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelerdir. Daha idari önlemlerdir. En aşağıda da en az etkili olan çalışanların kişisel koruyucu donanım verilmesi, kişisel kontrol önlemleri değil mi arkadaşlar? Böyle bir hiyerarşimiz var. Bizim için önemli bir hiyerarşi. Bunu mutlaka detaylı bir şekilde bileceğiz. Bakın, 2020 Kasım'da C sınıfı iş güvenliği uzmanı adaylarına bir iş yerinde çalışanların gürültüye maruz kalmasının önlenmesi ve azaltılması için uygulanan 3 tane önermemiz var. Bu hususlardan hangileri gürültünün teknik yollarla azaltılması amacına yöneliktir? Bakın, biz teknik dediğimiz zaman ne gelecekti aklımıza? Değil mi? Hemen hiyerarşimize gidiyoruz. Mühendislik önlemleri değil mi? Teknik önlemde. Bakın, 1 ve 2 nolu önerme, hava yoluyla yayılan gürültünün perdelenmesi. Gürültüyü bir şekilde perdeleyecek, gürültü sönümleyici, perdeleyici sistemler, araya paravanlar değil mi? Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün yalıtılması, ilgili bir yalıtım var burada. Perdeleme, yalıtım, bakın bu işler hep teknik önlemler, mühendislik önlemleri değil mi arkadaşlar? 1 ve 2, bunu arıyorum. Fakat 3. önerme, yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi. Değerli arkadaşlar, teknik bir önlem, yani bir mühendislik önlemi değildir. İdari bir önlemdir arkadaşlar değil mi? Kontrol hiyerarşimizde de sağ altta belirttiğimiz gibi mühendislik kontrollerinin altında idari kontroller geliyordu. İdari kontrol çalışma şekillerindeki değişikliklerdi. Yani daha çok çalışma sürelerin düzenlenmesi değil mi? Rotasyona gidilmesi, çalışan günde 8 saat gürültüye maruz kalacağına rotasyona git. 2 kişi görevlendir, 1 kişi 4 saat, diğeri 4 saat şeklinde değil mi? Çalışma sürelerin düzenlenmesi idari bir önlemdir değerli arkadaşlarım. Bakın, bakanlığımıza bağlı kurumlar, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil mi? Bakanlığımızın adı, çalışma bizim tabi olduğumuz bakanlığın adı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Değerli arkadaşlarım, buna bağlı kurumların görevlerini mutlaka bilmeliyiz. Buradan bir soru gelme ihtimali çok yüksektir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. Arkadaşlar, iş yerlerinde teftiş yapan, denetleme yapan ekip değil mi? Bakanlığımıza bağlı bir kurum. Eski adıyla İş Teftiş Kurulu. Bakın, hala görüyorum sosyal medyada, dokümanlarda, orada burada İş Teftiş Kurulu ifadesi var. Yok arkadaşlar, yeni adıyla bu kurumun adı, biz güncel bilgileri bilmek, 2022 güncel bilgilerine sahip olmamız gerekiyor. Önemli. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGGM. İSGÜM, İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü. ÇASKEM, Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi. İŞKUR, MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu. Bunların hepsi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kurumlardır ve tabii ki bu kurumların iş sağlığı güvenliği ile ilişkileri mutlaka vardır ve pek çok kaynakta, pek çok dokümanda ve hatta mevzuatta bu kurumlar farklı farklı şekillerde karşımıza gelir değerli arkadaşlarım. Bu kurumları ayrı ayrı tanıyacağız. Güncel isimleriyle bileceğiz. Bunların organizasyon yapılarını çok hızlı, birazdan zaten hızlıca özetleyeceğiz, soru çözerek bunları detaylı bileceğiz. Buradan soru bekliyoruz. Özellikle bakın, SGK'ya dikkat çekiyorum, en aşağıda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK, sanki Sağlık Bakanlığı'na bağlıymış gibi genelde bilinir, nedense öyle bir algı vardır. Hayır arkadaşlar, SGK bizim Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir kurumumuzdur değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın, 2019 Aralık'ta C sınıfı adaylara çıkmış ki çok benzeri, sanırım bir sınav önce 2010, yanlış hatırlayabilirim ama B gruplarına da çıktı. İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı görev yetki sorumluluğu hakkında yönetmelikte. Şimdi bu yönetmelikten direkt bir soru arada sırada gelir. Yani bu majör yönetmeliklerimizden biri değil ama
İsal Güven Araştırma Geliştirme Enstitüsü dediğimiz zaten bizim değil mi İSKÜM aslında. İSKÜM'ün görevlerini bildiğimiz zaman bu tür sorular çıktığı zaman yapabiliyor olacağız değerli arkadaşlarım. Bakın İSKÜM'ün görevlerini slaytta görebiliyorsunuz. Yönetmelikten alınmış ifadelerde değerli arkadaşlarım. İSKÜM'ün neler görevlerinin neler olduğu burada hızlıca belirtilmiş değerli arkadaşlarım. D şıkkı iş sağlığı güvenliği alanında sınavların yaptırılmasını sağlamak İSKÜM'ün değil, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün görevidir arkadaşlar. İSKÜM'le İSGGM'yi birbirine karıştırmayacağız, değil mi? İSKÜM daha böyle teknik araştırma, projeler geliştirme, rehberler yayınlama, ortam ölçümleri, analizler, testler. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü daha çok mevzuat çalışmaları, biz İş Sağlığı Güvenliği profesyonellerinin belgelendirme işlemleri ve bizim sizin de gireceğiniz sınavı ÖSYM'ye yaptırtan kurumdur. Değerli arkadaşlarım İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGGM ile İSKÜM'ü karıştırmayacağız. Bu kurumların zaten birazdan tek tek hızlıca görevlerine gireceğiz arkadaşlar. Buradan soru bekliyoruz değerli arkadaşlar. Değerli katılımcılar bu güvenlik kültürü ve iklimi bu iki parametre, bu iki parametrenin arasındaki farka dair o kadar çok soru çıktı ki ve her sınavda mutlaka bütün gruplara, A, B, C gruplara, iş yeri hekimlerine, DSP adaylarına mutlaka soru geldi değerli arkadaşlarım. Bakın 2021 Mayıs'ta A sınıf iş güven uzmanı adaylara güvenlik iklimiyle ilgili iklim, dikkat, iklim ve kültür karıştırmayacağız. Güvenlik iklimiyle ilgili 3 tane parametre verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş değerli arkadaşlarım. Bakın bizim bir tane önemli zaten değil mi? Güvenlik ikliminin bakın sağ altta neler var? Boy parametreleri, güvenlik kültürünün parametreleri. Şunu unutmayacaktık arkadaşlar. Güvenlik kültürü yukarıda, çok boyutlu. Güvenlik iklimi ise güvenlik kültürünün bir alt başlığı. Güvenlik iklimi, güvenlik kültürünü oluşturan onlarca parametreden sadece birisi. Güvenlik iklimi küçük bir şey. Güvenlik ikliminde neydi? Anlık algılar vardı, değil mi arkadaşlar? Yani çalışanların anlık algılarıyla ilgili bir şeydi güvenlik iklimi. Güvenlik iklimini değiştirmek daha kolaydı, hızlı ve kolay değişebiliyordu, ölçülmesi kolaydı ve güvenlik kültürüne katkı sağlıyordu ve güvenlik kültürünü oluşturan onlarca parametreden sadece biriydi güvenlik iklimi. Güvenlik kültürü ise tepede kocaman, çok boyutlu, çok soyut, ölçülmesi zor, kolayca değiştirilemez. Artık onun altında böyle alışkanlıklar var, o sinmiş artık o iş yerine kültürün o kültür sinmiş. Çalışanlar en tepeden CEO'dan en alt çalışana kadar iş sağlığı güvenliğine dair daha doğrusu güvenliğe dair o kültür artık oraya sinmiş. Onu oradan kolay kolay değiştiremiyoruz. Yani pozitif anlamda da negatif anlamda da. Bakın buradaki önermelerde 1 ve 2 nolu önermeler yanlıştır. Güvenlik kültüründen daha geniş bir alana odaklanır diyor güvenlik iklimi. Hayır. Güvenlik kültürü daha geniş bir alandadır. Güvenlik kültürü yukarıdadır, değil mi arkadaşlar? Güvenlik iklimi daha aşağıda daha dar bir parametre. İki nolu önerme güvenlik kültürüne göre değiştirilmesi daha zordur. Hayır, güvenlik iklimini güvenlik kültürüne göre değiştirmek daha kolaydır, değil mi arkadaşlar? Hep ne, bu örneği verdik. O iş yerine gideriz, bir eğitim veririz, değil mi? Bir sağlık konusuyla ilgili ne bileyim, COVID-19 ile ilgili gittik bir ufak böyle bir briefing, ufak bir işbaşı konuşma yaptık yarım saat. Direkt değiştiğini görürüz, değil mi? Yani o iklimin direkt değiştiğini görürüz. İnsanlar maske takmaya başlar, mesafesine dikkat eder, hijyen hemen onu hemen alırız neticesini. Güvenlik kültürü ise artık sadece bir eğitimle değil, güvenlik kültürünü değiştirmek için birçok şey yapmamız lazım, değil mi? Kolay kolay değiştirmek mümkün değildi. 1 ve 2 nolu önermeler yanlış. Fakat 3 nolu önerme tam anlamıyla güvenlik iklimini anlatan bir önerme. Örgütsel politikalar, yönetim, iş ve çalışma çevresiyle ilgili anlık algı, anlık algı, algı anlık algı varsa o güvenlik iklimiydi, değil mi arkadaşlar? Dikkat, buradan mutlaka soru bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan soru bekliyoruz, değil mi? Özetini yaptık. Önemli yerlerine değindik. Tabii önemli büyük de bir uzunca da bir kanun. Mümkünse tam metni okumakta fayda var. Fakat bu kısa özetin size yeteceğini düşünüyoruz. Ve yani öyle önemli noktalar var ki kanunda. Ya hep soruldu, sorulmaya da devam ediyor çok enteresan bir şekilde. Yani bakın A, B, C sınıf iş güven uzmanı adaylara bir soru bu kanundan gelebiliyor. İş yeri hekim ve DSP adaylarına çok enteresan bir şekilde bu kanundan bir soru kesin geliyor. Bazen ikinci soru da gelebiliyor değerli arkadaşlarım. Önemlidir. Bakın 2021 Aralık'ta iş yeri hekim adaylarına bu kanuna göre başkasının bakımına sürekli muhtaç derecede mağluluk sigortasının mağluluk aylığı bağlanabilmesi için sigortalılık süresi aranmaksızın en az kaç gün yaşlılık, malülük ve ölüm sigortası bildirimi
düzeltiyorum ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekir ifadesi değerli arkadaşlar. Bakın malullük için ne dedik değerli arkadaşlar? Malullük meselesini ÖSYM nedense çok sevdi. Hep sordu, hep sordu, yine sordu, yine soracak. Malullük deyince 3 tane parametre aklımıza geliyor. Bu 3 parametreyi bilirsek buradan kaçırmayacağız. %60 meslekte kazanma gücü kaybı varsa en az. Ve 10 yıl sigortalılık 1800 gün prim varsa değil mi? Malullük aylığı bağlanabiliyordu. Yani %60 meslekte kazanma gücü kaybı oranı en az varsa değerli arkadaşlarım o kişi malul olarak kabul ediliyordu. Malullük aylığı bağlanabilmesi için ise 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim şartları vardı ayrı ayrı değil mi arkadaşlar? Bakın burada 1800 gün sorusu gelmiş. %60 meslekte kazanma gücü %60 değeri pek çok kez soruldu. 10 yıl sigortalılık da birkaç kere soruldu. Bakın bu 3 malullük deyince bu 3 parametreyi bilirsek buradan kaçırmayacağız değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Malullük %60, 10 yıl sigortalılık 1800 gün prim. 4850 sayılı iş kanunundaki belki de en karmaşık konu geçici iş ilişkisi. Zaten 4857'den toplamında 2 ya da 3 soru mutlaka bekliyorduk. Önemliydi değerler. Bütün gruplar için 2 ya da 3 soru bekliyoruz. 4857'nin içinde en çok karıştırılan kanunu okuduğunuz zaman belki de hani anlamakta zorlanacağınız belki de en önemli konu geçici iş ilişkisi. Çok hani kolayca anlaşılması için bir tabloya, tek bir tabloya sığdırdık değerli arkadaşlarım. Bakın geçici iş ilişkisi kurulabilmesi için iki yol var değerli arkadaşlarım. Birinci yol özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması. Bu özel istihdam büroları Türkiye İş Kurumu'nca izin verilen özel kurumlardır. Bu kurumların kendine ait işçileri vardır. Ve belli işlerde sol tarafta bir nolu sütunla verilmiş belli işlerde ve belli sürelerde özel istihdam bürosu bünyendeki o işçiler bu işlerde ve bu sürelerde ilgili işverenlere diğer iş yerlerinde geçici iş ilişkisi kapsamında görevlendirilebilir değerli arkadaşlar. Tamam bakın sol taraftaki bir nolu sütun değerli arkadaşlar özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisi. Hangi işlerde ve süreleri nelerdir burada belirtilmiş. Sağ tarafta ise ikinci kurulma yöntemi ise holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı. Şimdi bir holding var ya da bir grup şirketi var. Bunun altında tabii onlarca değil mi? Farklı 3, 5, 10 tane farklı şirket olabilir. Bir şirketten alıp başka bir şirkete görevlendirme şeklinde yapılıyor. Bunun da 6 ayı geçmemek üzere ve en fazla 2 defa yenilebilecek şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Bu da ikinci geçici iş ilişkisi kurulma yöntemidir değerli arkadaşlarım. Burada sağda, solda ve sağda 1 ve 2 nolu sütunlarda kendi içlerindeki özel durumlar verilmiş. Her ikisi için de geçerli olan ortak tutumlar yani bütün geçici iş ilişkileri için dikkat buraya dikkat buradan soru gelebilir. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay süresince kamu kurum ve kuruluşlarında ve yeraltı maden çıkarılan iş yerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz arkadaşlar. Bu cümle yanlış yorumlanabiliyor. Yani kamu kurum ve kuruluşlarında ve yeraltı maden işlerinde değerli arkadaşlarım hiçbir şekilde geçici iş ilişkisi kurulamaz nokta. Toplu işçi çıkarılan iş yerinde, o iş yerin toplu işçi çıkarma neydi? Konuştuk değil mi? Onun parametrelerini belirttik. Toplu işçi çıkarmış işveren, toplu işçi çıkarmış 8 ay süresince geçici iş ilişkisi kuramazsın diyor hiçbir şekilde. Her iki yöntemle de kuramazsın diyor. Yani madem işçiye ihtiyacın olacak, niye adamları işten çıkardın diyor mevzuat bize. Tamam mı değerli arkadaşlar? Önemli. Kamu kurum ve kuruluşları yeraltı maden işlerinde kesinlikle geçici iş ilişkisi kurulamaz. Grev ve lockout olan iş yerlerinde de geçici işçi çalıştırılamaz. Bu son söylediğim tablonun altındaki turuncu kısım her iki durumdaki geçici iş ilişkisi için de geçerli ortak parametrelerdir. Değerli arkadaşlarım dikkat buradan soru bekliyoruz. Defalarca kez sorulmuş bir husus. ÖSYM'nin yine üstüne basa basa her gruba, her sınavda, hemen hemen her sınavda, bir sınavda sorması, öbür sınavda kesin sorduğu hususlardan birisi değerli arkadaşlar. Bildirim yapılmaması durumundaki belgelerin askıya alınması ile ilgili ki bu belgelerin askıya alınması ile ilgili bu süreler farklı farklı mevzuatta geçen hususlarla ilgili tablomuz var. O tabloyu bileceğiz ama onu anladık zaten. Burada bakın 2018 Aralık'ta hem iş yeri hekim hem DSP gruplarına ortak bir soru ki dedik ki çok fazla ortak sorumuz var. Bu kanuna göre meslek hastalığı neden olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması durumunda iş yeri hekiminin bildirim yapması gereken yerlere bildirim yapmamasının tekrarı halinde iş yeri hekimliği belgesi ne kadar süreyle askıya alınır? Ne demiştik? Hem iş güvenliği uzmanı için hem iş yeri hekimi için 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ne diyor?
Biz işverenlere bildirimde bulunuyoruz uygunsuzlukları. Ya işveren, sayın işveren, bunları yapman lazım. Bak, yoksa iş kazası olur, meslek hastalığı olur. Bu hayati tehlike varsa ve işveren bunu gidermediyse biz bunu bakanlığa bildirmek zorundayız. Böyle bir mevzuat, bize böyle bir bildirim şartı, başımızın belası, bu bildirim şartını vermiş değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi burada bu süreler, bakın, çok kolay olmasına rağmen maalesef çok karıştırıldı. Birçok arkadaşım burada gitti değerli arkadaşlarım. 3 ayı işaretleyen çok arkadaşım oldu. Neden? İş güven uzmanı için de, iş yeri hekimi için de hayati uygunsuzlukların giderilmemesi halinde bakanlığın yetkili birimine, varsa iş yeri sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine durumu bildiriyor. Kim bildiriyor? İş güven uzmanı ve iş yeri hekimi. Tamam mı arkadaşlar? Bildirmezse belgesi 3 ay. Tekrarı halinde 6 ay. Bildirimi yaptı fakat gerçek dışı bildirmiş ve bu mahkeme kararıyla tespit edildi. Yanlış beyanda bulunmuş, değil mi? Yine 6 ay süreyle belge askıya alınıyor. Bakın, burada 3 ay, 6 ay, 6 ay, 3 tane farklı husus var. Bu 3 tane farklı hususu ayrı ayrı cümlenin içinde soru olarak karşımıza çıkartabiliyor ÖSYM. Bunların, bu 3 ay, 6 ayı lütfen karıştırmayın değerli arkadaşlarım. Bu soruda maalesef 3 ayı işaretleyen çok arkadaşım oldu. Onun için karıştırmayacağız. Bildirmezsem önce 3 ay belgem gitti. Bildirmememin tekrarı halinde, bakın bu soruda ne demiş? Bildirim yapması gereken yerlere bildirim yapmamasının tekrarı halinde demiş. 6 ay bildirdim fakat yanlış bildirdim. Gerçek dışı bir bildirim yaptım. Yani aslında öyle bir uygunsuzluk yoktu. İş, ya da o iş, uygunsuz işveren aslında gidermişti. Ben gıcıklık olsun diye bildirdim. Bu da mahkeme kararıyla tespit edildi. O zaman belgem 6 ay süreyle yine askıya alınıyor. 3 ay, 6 ay, 6 ay. Bakın, 3 farklı parametre. Üçünü ayrı ayrı bileceğiz. Soruda hangisini sorarsa ÖSYM, oraya gideceğiz, onu işaretleyeceğiz. Lütfen dikkat. Bakın, bu bildirim bakanlığa yapıldığı gibi bu hususa da dikkat. Bu da bir yerde karşımıza çıkabilir. Bunu ben bakanlığa bildiriyorum. Sürelerini anladım. Bakanlığa bildirmekle kalmıyorum. O iş yerindeki varsa sendika temsilcisine de bildiriyorum. O iş yerinde sendika temsilcisi yoksa çalışan temsilcisi mutlaka vardır. Ona da durumu bildiriyorum. Yani ben bakanlığa bildirmekle kalmıyorum. O işçileri temsil eden, çalışanları temsil eden kişi kim var o iş yerinde? Sendika temsilcisi varsa sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine de bu durumu bildiriyorum. Bakın kardeşim, ben işverene uygunsuzlukları bildirdim hayati. İşveren de gidermedi. Ben bu durumu bakanlığa bildirdiğim gibi sana da söylüyorum diye burada kanunda geçmiş. Buna dikkat. 3 ay, 6 ay, 6 ay. Lütfen dikkat, soru tekrar gelebilir. Sağlık Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği önemli majör yönetmeliklerimizden biriydi. Her gruba bir soru gelme ihtimali yüksekti, değil mi arkadaşlar? Yönetmelik özetini yaptık, anladık. Sorularını çözdük. Fakat burada karıştırılan iki tane kavram var. İSGB ve OSGB'nin kurulma şartları ile ilgili. Şimdi bu çok mesleğin içinde olan arkadaşlar, hali hazırda görev yapan arkadaşlarım bunu idrak edebiliyorlar, belki anlayabiliyorlar, ama mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarım için özellikle bir konunun altını çizeceğim. Bakın, İSGB dediğimiz şey iş yeri sağlık güvenlik birimidir arkadaşlar. OSGB ise ortak sağlık güvenlik birimidir. İş yeri sağlık güvenlik birimi, yani İSGB, o iş yerinin içinde kurulmuş bir birim arkadaşlar. O iş yerine bağlı çalışan en az bir iş yeri hekimiyle iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirdiysek o iş yerinde, bakın, tam zamanlı ifadesi yok. Tam bu iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin tam zamanlı olma şartı yok. En az bir tane iş yeri hekimi olacak, bir de ile diyor, yani ve ilave olarak buna tehlike sınıfına uygun bir de iş güvenliği uzmanım olması lazım ki, eğer varsa bunlar tam zamanlı da olabilir, kısmi süreli görevlendirilmiş de olabilir. Fark etmez. Biz o birime, o iş yerindeki bu arkadaşlara, bu birime İSGB diyoruz değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Bu birimde diğer sağlık personeli de görevlendirilebilir. Tamam mı? Diğer sağlık personeli görevlendirme şartı varsa zaten o iş yerinin, değil mi? Neydi? Çok tehlikeli sınıfta ondan fazla çalışanı bulunan iş yerleri için DSP zorunluluğu başlıyordu, değil mi? Böyle bir zorunluluk varsa DSP de zaten görevlendirilsin. O da bu iş yeri sağlık güvenlik birimine, İSGB birimine dahil olur arkadaşlar. OSGB ise ayrı bir kurum, ayrı bir firma, özel bir kurum. O bakanlık tarafından iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetleri vermek üzere kurulmuş farklı bir firma. Ayrı bir kurum arkadaşlar, tamam mı? OSGB'nin, böyle bir firmanın kurulabilmesi için en az tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan, bak burada tam süreli ifadesini kullandım, tam zamanlı görevli en az bir tane iş yeri hekimi, bir tane iş güven uzmanı ve bir tane diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. Benim OSGB kurabilmem için değerli arkadaşlarım. Yani OSGB başka bir şey, İSGB başka bir şey,
OSGB'de tam zamanlı çalışan iş yeri hekim, iş güven uzmanı ve DSP olmak zorunda. Tam zamanlı, tam süreli çalışan, değil mi arkadaşlar? Dikkat değerli arkadaşlarım. Bakın OSGB'de de burada tehlike sınıfına uygun belgeye sahip falan ifadesi yok. Bir iş yeri hekimim var, bir iş güven uzmanım var ve DSP'm var. Bunlar tam zamanlı görevli. Ben bir OSGB o zaman kurabilirim. İSGB ise farklı. Tam zamanlı ifadesi yok İSGB'de. En az bir iş yeri hekimi ve tehlike sınıfına uygun en az bir iş güven uzmanı varsa o iş yerinin bünyesinde içinde bir İSGB kurulur. Tam zamanlı, kısmi süreli fark etmez. Tamam mı? Farklı parametreler, farklı şeyler arkadaşlar. Karıştırmıyoruz. Bu hususla ilgili çok fazla soru geldi. Tabii ki bizden eğitim alan arkadaşların elinde yeterli doküman var. Tabii ki farklı kaynaklarla çalışan arkadaşlarım da var. Değerli arkadaşlarım, çalışma notlarınızın, kitaplarınızın, dokümanlarınızın neyle çalışıyorsanız güncel olması önemlidir. Çünkü mevzuatlar devamlı değişiyor. Bakın 2022 Şubat'ta iş ekipmanları yönetmeliğinde, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliğinde değişiklikler oldu. Önemli major yönetmeliğimiz olduğunu söylemiştik. Değil mi? Kesin soru beklediğimiz major yönetmelik grubunda önemli. Zor da bir yönetmelik. Değerli arkadaşlarım, bu yönetmelikte tabii yeni değişikliklerle beraber özellikle ekipmanların, iş ekipmanlarının periyodik süreleri. Ne demiştik yönetmeliği konuşurken? İş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri, azami süreleri ve bu ekipmanın periyodik kontrolünü, muayenesini kim yapabilir? Bu bilgi önemliydi. Hangi meslekler yapabilir, değil mi? Bir de ne demiştik? Periyodik muayene ile, periyodik bakımla, düzeltiyorum, periyodik kontrolle bakımı karıştırmayacaktık. Şimdi bakım başka bir şeydi, muayene başka bir şeydi, değil mi? Periyodik kontrol başka bir şeydi. Periyodik kontrol yaparken muayene de vardı ama muayene periyodik kontrolün bir kısmıydı. Bakım başka bir şeydi. Bakım başka kişiler tarafı. Bunlar önemli detaylar. Bunları ayrı ayrı bileceğiz. Şimdi bu tablo ile ilgili tabii çok fazla soru geliyor. Ya bir sürü parametre var. Şimdi kesin soru beklediğimiz bir husus var burada. Bu periyodik kontrol süreleri. Şimdi o kadar çok süre var ki nasıl ezberleyeceğiz hocam? Sorusu tabii çok geliyor. Arkadaşlar aslında bakın burada iki tane süremiz var. İki tane süre. Bunları bildiğimiz zaman bakın 6 ay. Yapı iskeleri 6 ay. Katodik koruma tesisatı bu yeni girdi yönetmeliği 6 ay. Bu ikisi 6 ay cepte. Ondan sonra bir tane 10 yılımız var. Atmosferik, dik silindirik, yer üstü çelik kaynaklı birleştirmeli açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları. Burada da tabii ki standartlarında süre belirtilmemişse yani aksi belirtilmediyse kendi standartında azami periyodik kontrol süresi 10 yıl. Bir de LPG yeraltı ve yerüstü gaz tankları için değerli arkadaşlarım yılda bir muayenesi yapılıyor. Değerli arkadaşlar sadece muayene yapılıyor. 10 yılın sonunda da tekrar değerlendirme ve periyodik kontrol yapılıyor hususu vardı. Bakın burada 2 tane 10 yılım, 2 tane 6 ayım var. Bunun dışındaki bütün iş ekipmanlarının azami periyodik kontrol süresi standardında aksi belirtilmediği sürece 1 yıldır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. 2 tane bakın 10 yılım var. 2 tane 6 ayım var. Diğerlerinin hepsi 1 yıl değerli arkadaşlarım. Buradan soru kaçırmayalım. Bakın 2019 Aralık'ta iş yeri hekimi DSP adaylarına çıkmış. Çok benzeri 2020 ve 2021 yıllarında da çıktı. Tabii iş yeri hekimi ve DSP sorusu fakat bu bağlamda bu zoonotik hastalıklardan biridir değildir. Tozların sebep olduğu hastalıklar meslek hastalıklarına bağlı ABC uzman gruplarına da çok fazla soru geliyor biliyorsunuz çözdük arkadaşlar. Özellikle tozlarla ilgili biliyorsunuz önemli bir tablomuz vardı. O tabloyu bilirsek büyük oranda soru kaçırmayacaktık. Bakın bu soruda aşağıdakilerden hangisi zoonotik hastalıklardan biri değildir diye bir soru arkadaşlar. Değildir. Hangisi değildir diyeyim? Olmayanı arıyoruz. Zoonotik hastalık dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Hayvansal kaynaklı, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara biz zoonotik hastalık diyorduk. Hemen tablomuz geldi. Bakın sağ tarafta zoonotik hastalıklar ve o hastalığın hangi hayvanlardan bulaşabileceğine dair önemli bir tablo değil mi? Önemliydi. Fakat buradaki E şıkkındaki bagososis hastalığı hayvansal kaynaklı hayvanlardan bulaşan bir hastalık değil. Tozların sebep olduğu değil mi? Şeker kamışı tozunun maruziyeti sonucu oluşan bir meslek hastalığı değerli arkadaşlar. Bagososis. Toza bağlı şeker kamıcı tozu ki tozları da sınıflandırmıştık değil mi kendi içinde? Biyolojik yapıları bakımından, kimyasal yapıları bakımından, organik, inorganik tozlar hangi toz hangi hastalığa sebep olur? Hangi iş yerlerinde karşımıza çıkar? Önemli. Oradan zaten bir iki soru kesin bekliyoruz. Burada zoonotik hastalık bağlamında da zoonotik hastalık yine ÖSYM'nin sevdiği konulardan birisidir. Hayvansal hastalıklardır.
Peki her zoonotik hastalık meslek hastalığı mıdır? Hayır, değildir. Değil mi? İş ve iş yeriyle ilgili direkt ilintiliyse ve ilgili yönetmelikte kablolarda geçiyorsa o meslek hastalığıdır. Zoonotik hastalık kaba manada değerli arkadaşlarım hayvanlardan bulaşan hastalıklardır. Tabii ki mesleki bir maruziyetse meslek hastalığı olarak kabul edilebilir değerli arkadaşlarım. Burada kaynak hayvanlar. Hangi hayvanın hangi hastalığa sebep olduğu tablosu önemlidir. Lütfen dikkat ve tozlar. Değil mi? Hangi tozlar hangi hastalıklara sebep oluyor? Bunu bileceğiz buradan. Soru kaçırmayacağız inşallah değerli arkadaşlarım. Antropometriden de soru bekliyoruz. Bütün gruplara birer tane soru geliyor. Bakın ağlara gelmiş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel antropometrik veri niteliği taşır? Antropometri nedir? Önce onu bilelim. Antropometri dediğimiz şey aslında insan vücut ölçüleriyle ilgilenen, değil mi? Aslında ergonomiye destek olan, değil mi arkadaşlar? Ergonomi bilimine destek olan, insan vücut ölçüleriyle ilgilenen bir bilim dalı. Değerli arkadaşlar, iki tane parametresi var, iki uygulama şekli var. Aslında iki farklı veri altında toplanabiliyor. Bunlardan birisi statik antropometri, dikkat, statik antropometri diğer adıyla yapısal antropometri. Bir de dinamik antropometri diğer adıyla fonksiyonel antropometri arkadaşlar. Çok uzatmadan şöyle özetleyelim ve bunu anlarsanız değerli arkadaşlarım bakın buradan soru kaçırmayacağız. Statik antropometri yani yapısal antropometri sabit, durağan haldeyken insan vücudu herhangi bir hareket değil de durduğu haldeki insan vücudundaki ölçüleri inceler ve bu sonuçlar bu verileri kullanır ve ergonomiye destek olur. Dinamik antropometride yani fonksiyonel antropometride ise artık iş dünyası, iş ortamında çalışan işçi devinim halinde, hareket halinde bir aksiyon var. Bir hareket varsa dinamik, fonksiyonel, hareket yoksa statik, yapısaldır değerli arkadaşlarım. Buraları anladığımız zaman buradan soru kaçırmayacağız. Bakın burada ne dedik? Hangisi fonksiyonel antropometri verinin öten? Yani fonksiyonelse yani dinamik yani hareketi arıyorum. O hareket orada bir hareket bir aksiyon var mı? C şıkkına dikkat. El erişim alanı. El erişim alanı için elin öne doğru uzanması ya da yana doğru uzanması, erişim. Bir hareket bir aksiyon olduğunu fark edebiliyoruz değil mi? Bu uzanma hareketi var. O zaman el erişim alanı değerli arkadaşlarım dinamik antropometri yani fonksiyonel antropometri veri niteliği taşır. Fakat boy, dirsek avuç mesafesi, ayak genişliği, görüş derinliği yani nitelikteki belirtilen parametredeki veride bir herhangi bir hareket sezmiyorsam, bir aksiyon yoksa o değerli arkadaşlarım statiktir, yapısaldır. Ama bir hareket tespit ediyorsam, bir aksiyon, bir erişim varsa, uzanma, erişim varsa, hareket varsa o dinamik yani fonksiyonel antropometrik veri niteliği taşır arkadaşlar.